Günaydın sevgili izleyiciler. Herkese mutlu haftalar, mutlu sabahlar. 360 ekranlarına hoş geldiniz. Ben Annem programı ile yine karşınızdayız. Güzel bir bahar sabahı desek yeri artık. Toprağa, havaya ve suya cemreler düştü. Artık iyi havalar bizi bekliyor. Kışı da çok iyi yaşamadık ama herkesin içinde bir çiçek açtı bu sabah. Bunu görebiliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Sosyal medya hesaplarından, altta gördüğünüz hesaplardan bize ulaşmaya başlayabilirsiniz. Zaten hafta sonu itibariyle başladınız. Çok önemli konular konuşacağız bugün. İlk bölümde sağlığımızı ilgilendiren önemli bir konu var. Çocuklarımızla ilgili skolyoz hastalığını konuşacağız. Beyin omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Şevki Gök bizimle beraber olacak. İkinci bölümde de her dört çocuktan birinin yaşadığı bir sorun, uyku problemlerini konuşacağız. Uyku meleğimiz bizimle olacak. Seride Samur Kaş sevgili izleyiciler. Ayrılmayın ekran başından, anneler özellikle ikinci bölüm için çok güzel sorularınız var. Sorular etrafında döneceğiz. Uyku problemlerini nasıl aşacağımızı birlikte göreceğiz. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ediyorum. Hoş Nasılsınız? Geldin. İyisiniz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sizi gördük. Güzel bir yayında beraberiz. Biz de çok memnun olduk. Teşekkür ederiz. Önemli bir konu konuşacağız. Evet. Bazen gözden kaçabiliyor, geç kalınabiliyor. Evet. Belki de ilk kez duyan izleyicilerimiz de olacak. Skolyoz hastalığını. Evet. Skolyoz deyince ne anlamamız gerekiyor? Önce oradan başlayalım. Efendim, skolyoz deyince tabii ki herkesin aklına Latince bir kelime olduğu için hiçbir anlam ifade etmiyor. Hı-hı. Ama kemik eğriliği, omurga eğriliği dediğimizde evet, sonuçta yapısal bir bozukluk olduğu ortaya çıkıyor. Kısaca skolyoz, kemik omurga eğriliğinin kısaca adı. Görüntü olarak skolyozdan S şeklinde bahsedebilir miyiz? Evet. S şeklinde ve omurganın belli yerlerinde açıyla beraber gidiyor. Yani tam S olmadan tam S'ye gidecek kadar dereceleri mevcuttur. Çok önemli gerçekten. Evet. Çünkü çocuğun bütün yaşantısını ve bir ömür boyu devam edecek bir rahatsızlık. Bizim anne olarak burada uyanık olmamız gereken durum çocuğun duruş pozisyonu, özellikle banyoda değil mi? Kesinlikle, herhalde kesinlikle. Kıyafetleri yokken fark evet. edilebilir. Hangi yaşlarda görülür skolyoz? Ne zaman belli eder kendini? Şimdi skolyozun konjenital dediğimiz anne karnından itibaren çocuğun maruz kaldığı enfeksiyonlar, yapısal bozukluklar, annenin maruz kaldığı ilaçlarla oluşan omurga defekleriyle giden bir bölümü var. Bu tabii ki çocuk doğduktan sonra belde açıklık, belde lekeler, omuriliğin dışarı çıkmasıyla birlikte komplike bir yapı olarak kendini kesin olarak ortaya çıkarıyor. Ama bütün bunların olmadığı, işte bizim için önemli olan, tümüyle sağlıklı bir bebek dünyaya geldikten sonra ortaya çıkan skolyozun nasıl olduğu tanısı, tedavisi ve yapacağımız işler. Burada tabii ki annelere, ebeveynlere çok büyük işler düşüyor. Tabii ki burada ilk başlarda çocuğun görüntüsel olarak hiçbir şeyi olmayabilir. Hı hı. Hiçbir lekesi, hiçbir iz olmayabilir. Ama yaş ilerledikçe çocuk küçüklükten büyüme çağına doğru geldikçe en basit şekilde omuzlar arasında, iki omuz arasında bir seviye farkı, yükseklik farkı. Dışarıdan bakıldığında acaba yani niye oğlum ya da kızım böyle duruyorsunuz? Yani bir şey mi var? Yok anne diyebiliyor çocuklar. Tabii hemen bakmak, soymak, banyoda görmek ve o orta hatta olması gereken, omurganın tam düz olması gereken yerlerde S hareketini, omurganın yaptığı S'yi görmek ve ondan sonra artık ileri aşama olarak beyin omurilik ve sinir cerrahisine müracaat etmeleri gerekiyor. Avrupa toplumlarında bununla ilgili yapılan okul taramaları var. Bizde de yavaş yavaş yapılmaya başlıyor. Bununla ilgili yapılan çalışmalar var. Okul çağına gelen çocuklarda genellikle bununla ilgili taramalarda beyin omurilik ve sinir cerrahisi hekimlerince ya da çocuk hekimlerince yapılan taramalarda ortaya çıkarılıyor ki daha sonra oluşabilecek çocuğun ve ailenin hayatını komplike bir hale getirecek sıkıntıları bir an önce çözmek, önceden bunları görmek, önlemleri ve tedavisini kesinlikle sağlıyor. Hı hı. Bu taramalar aslında gerçekten önemli. Bu taramaya neden ihtiyaç duymuşlar? Çok mu sık karşılaşılıyor? Yani şimdi tabii yurt dışı yine çalışmalarında yani örnek olarak Amerika'da yaklaşık %1,5
Türkiye'de yapılan çalışmalarda %4 ile %1 arasında bu yapılan taramalarda skolyozun görüldüğü ortaya çıkıyor. Zaten burada konjenital skolyoz dediğimiz anneden karnından itibaren gelen skolyozu tanımak bir şekilde mümkün. Yandaş hastalıklar daha önce söylediğim gibi onlarla mümkün. Ama idiopatik skolyoz hiçbir nedeni belli olmayan konjenital nedenleri ekarte ettikten sonra ortaya çıkabilecek skolyozu hemen tanımak mümkün değil. O yüzden bu tür taramalar bizim için önemli. Ve daha da çok yol almalı hem aile hekimleri hem çocuk hekimleri hem aileler bu konuda bence bilinçlenmeli. Evet, omurga eğriliği evet, diyorsunuz. Kısaca yani. Omurga kısaca, eğriliği. Aslında sebeplerini saydık dediğiniz zaman bir daha tekrar edecek olursak neden yaşanır? Neden yaşanır? Konjenital anneden itibaren gelen annenin gebeliği esnasında oluşabilecek enfeksiyonlar, bağ dokusu, kas hastalıkları, yapısal bozukluklar bunların hepsi konjenital skolyozun nedenleri arasında sayabiliriz. İdiopatik skolyoz ise bu nedenler ekarte edildikten sonra çocuğun doğumdan itibaren hayatının belli bir döneminde ortaya çıkan kemik eğriliği. Ve bu kemik eğriliği hayatın 50 yaşlarından sonra da görülüyor. Yani sonuçta omurga doğduğu gibi değil. Belli bir yaştan sonra dejeneratif dediğimiz yıkım sürecine giriyor. Bu yıkım süreciyle de 50 yaşından sonra bunlar da ortaya çıkıyor. O yüzden çocuklar doğduktan itibaren anne, baba, ebeveynlerin ve çocuk doktorlarının güzel bir fizik muayene dediğimiz görsel yöntemle muayenelerini yapmaları ve buna göre tanı tedavi yöntemlerini beyin cerrahisi uzmanlarına yönlendirmeleri gerekmektedir. Her yaşta görülebilir. Her yaşta görülebilir. Çocuk doğduktan itibaren infantil dediğimiz ilk 3 yıl, juvenil dönem dediğimiz 3 ile 10 yıl, asıl alevlenmenin olduğu adolesan dediğimiz 10 yıl 10. yaştan itibaren artık gençlik dönemine girdiği itibariyle çocukların o dönemlerde alevlenmeler mevcuttur. Ama yıkıma bağlı olarak da ilerleyen yaşlar itibariyle de 50 yaşından sonra ortaya tekrar çıkmaktadır. Evet, yani bazı hastalıklarda hani bir yaşı geçtikten sonra o risk atlatılmış oluyor ama evet. Sanırım bunda öyle bir şey bunda yok. Bunda öyle bir şey yok yani maalesef. Hayat süreciyle hayatın devam ettiği bir süreçte bu hastalığa kesinlikle rastlamak mümkündür. Genetik faktörler önemli mi? Evet, ailede birinde varsa? Özellikle idiopatik dediğimiz grupta konjenitalde nedenler bir şekilde ortaya çıkarılıyor. Tanı tedavi ona göre yapılıyor. Ama idiopatik skolyoz dediğimiz skolyozda özellikle ailede anne baba ve birinci derece yakınlarında muhakkak bir kısmında bu skolyozla ilgili tanı alsın almasın böyle şikayetler ailelerde kesinlikle vardır. O yüzden genetik geçişi bu yönde önemli. Hormonal düzeyleri var. Melatonin dediğimiz bir hormon. Özellikle bu çocuklarda, skolyozlu çocuklarda melatonin hormonunun da yapılan çalışmalarda eksik olduğu gösterilmiştir. Tabii bunlar daha henüz çalışma aşamasında olan şeyler. Ama tabii ki yıllar ilerledikçe yapılan çalışmalarda belki önleyici ya da olabilecek şeyleri önceden de görmemiz mümkün olabilecek. Skolyoz hastalığında bir dereceden söz edebilir evet. miyiz peki? Derece şöyle, yıllık takiplerde özellikle skolyozlu hastalarda 10 dereceye kadar S şeklini alması omurganın takiplerde önemli. Eğer onu geçiyor, 10 ile 25 derece arasıysa, buna korse tedavisi dediğimiz dıştan giydirilen korselerle tedavisi 40 ve 40'tan sonraki dereceler itibariyle de ve çocuğun değerlendirilmesinde şikayetlerinin olması, görsel şikayetlerinin ve kendisini psikolojik olarak da huzursuz hissetmesi dönemiyle artık cerrahi tedaviler ortaya çıkmaktadır. Ama tek başına hani 10 derece, 25 derece, 40 derece tek başına yeterli değil. Ama yıllık takiplerde 10 dereceden fazla omurgada eğriliğin artması artık skolyozun ilerlemeye başladığını ve bir an önce önlem alınması gerektiğini düşünmektedir.
Evet, hani her yaşta olabilir dedik, evet. Sonradan olabilir dedik. Bir izleyicimiz diyor ki yastık kullanımı 0-2 yaş arasında yastık kullanımı omurga eğriliğine neden olur mu? Şimdi onunla ilgili bilinen bir şey yok. Yastık çocuğun ilk doğuşuyla ilgili daha çok yatış pozisyonuyla ilgili çocuk doktorlarının söylediği yastık kullanmayalımla. Omurgayla direkt doğrudan bir temas işi yoktur. O yüzden hani izleyicimizin sorduğu şeye tam olarak evet bu skolyoza neden olur demek şu an için yapılan çalışmalarla mümkün değil. Evet. Skolyoz deyince tabii her omurga eğriliğine skolyoz denilemez. Hayır. Omurga eğriliklerinde mutlaka başka çeşitler de vardır değil mi? Kesinlikle. Tamamen fiziksel bir hastalık gibi gelmedi bana. Yani hani omurganın eğri olması eşittir skolyoz gibi değil de bu nereyi tutan bir hastalık? Yani sonuçta tam, bir şey sebep oluyor kesinlikle. Buna. Kesinlikle. Şimdi her şey tabii ki skolyoz değil. Yapı bozukluğu olabilir, göğüs kafesi bozuklukları olabilir, buradaki ön kemik bozuklukları olabilir. Bizim skolyoz dediğimiz tam arkada boyun kökünden itibaren başlayan omurgaların kuyruk sokumuna kadar olan yerde özellikle sırt bölgesindeki kemik eğriliğiyle başlar. Özellikle kemik eğriliği ve kızlarda daha çoktur. Evet, yani genetik olarak kızlarda, adolesan dönemde kızlarda bu şikayet daha fazladır. Erkeklere göre fazla olmasını da herhalde genetik olarak düşünmek gerekecek. Pek çok hastalıkta konuşurken hep böyle kızların daha şanssız olduğunu duyuyoruz aslında. Evet, söyleyeyim. Duruş pozisyon bozukluğu vesaireler sebep olur diyemiyoruz değil mi? Şu an için onunla ilgili net bir şey yok. Ama bilinen bir takım şeyler anne karnından itibaren olan hastalıklar, bağ dokusu, eklem, kemik bozuklukları bunlara neden olmakta. Ama çocuk doğduktan itibaren ortaya çıkabilecek her türlü şey genetik olarak yorumlanmakta. Skolyozla ilgili peki yıllarca mesela bugün 40 yaşında olan bir skolyoz hastasının 40 yıl önceki tedavi süreciyle şimdiki çok farklı. Kesinlikle. Değil mi? Pek çok ameliyatta ya da rahatsızlıkta kesinlikle olduğu gibi teknoloji ilerliyor. Bir ilaç tedavisi mümkün mü? Önce onu sorayım. Yani çocukluk yaşta başladığını fark ettiniz. Cerrahi müdahaleye kadar bir ilaç ya da bir yaşam şekli değişikliği korur mu ya da yavaşlatır mı bu hastalığı? Şimdi skolyoz omurganın yapısal bir bozukluğu olduğu için buna herhangi bir ilaç tedavisi mümkün değil. İlaç tedavisi sadece ağrısı olabilen minimal ağrılı cerrahiye gerek duymadığımız alternatif tedavi yöntemleriyle tedavi etmek istediğimiz hastalarda belki ağrılarını azaltmak için çocukların verilebilecek tedavi ama onun dışında omurga yapısal bozukluğunu engelleyecek herhangi bir ilaç yoktur. Peki o zaman tedavisine geçtiğimizde hemen akla ameliyat geliyor tabii. Hemen akla ameliyat geliyor. Ailelerde tabii ameliyat deyince doğal olarak acaba yani nasıl olur? Yani bir takım zorlukları var mıdır diyor. Ama ameliyata gelene kadar tabii ki hastaların takipleri. Takiplerinde ne tür bir sorunları olduğu. Bazı çocuklar skolyozlu olduktan sonra aile ortamının dışında, arkadaş ortamlarında, okul ortamlarında ya o eğrilikten şikayet ediyorlar. Tabii. Kişisel gelişimleri açısından da sıkıntılar yaşıyorlar. Psikolojik olarak ortama giriyorlar, o ortamlarda sıkıntılar yaşıyorlar. Şimdi böyle bir hastalık var, böyle bir durum var. Tabii ki önlemini almak gerek ama her şey cerrahi değil. Öncelikle 25 dereceye kadar, genellikle 25-40 derece arasında dışarıdan korse dediğimiz bütün vücudu saran korseler. Tabii bu arada çocukta herhangi bir ilerleyici bizim motor muayene dediğimiz nörolojik muayeneyi yaptığımızda herhangi bir sıkıntısı yoksa dereceye tek başına bağlı kalmamak gerekiyor. Eğer bu sıkıntıları yoksa 25-40 derece arası bir skolyozla dışarıdan verilen korselerle bu düzeltme işlemleri yapılabilir. Ama bununla ilgili de tabii korse kullanımı kolay bir iş değil. Tabii bir çocuk için. Bütün vücuda geçiriyorsunuz, sarıyorsunuz. Annenin, babanın ve çocuğun buna çok adapte olması gerekecek. Yani tek başına yetmiyor. Belki bir psikolojik desteği alması gerekecek. Onun dışında çocuğa
bunun tam geçmemekle birlikte bunu yavaşlatacağı söylenmeli. Çünkü korse tek başına bu işte yeterli olmayabilir. Eğer yıllık takiplerinde 10 dereceden fazla artış var ve motor muayene, nörolojik muayenesinde hastaların bulgular ortaya çıkıyorsa ondan sonra cerrahi düzeltme ameliyatları ortaya çıkıyor ve devreye giriyor. Cerrahiden kurtulmak mümkün mü korse kullanımıyla düzenli? Düzenli korse kullanımının cerrahiden yıllık takiplerde, özellikle yıllık takiplerde ilerleyişi olmuyorsa, eğer 10 derecenin altındaysa korse ile kullanılabilir. Ama korsenin dediğim gibi günlük bir 20 saat, bakın 20 saat, 24 saatlik bir günü düşünün, bunun 20 saatini korse ile geçirmeli. Eğer korse ile yavaşlama elde ediyorsak daha sonraki dönemde de en az geceleri 6 saat bu korseyi takacak ki hani devamı olacak. Peki bu devamında hiçbir şey yok. Bu sefer fizik tedavi yöntemleri ortaya çıkabilir ameliyattan önce. Fizik tedavi yöntemlerinde egzersizler, elektrostimülasyon, o kas gruplarını güçlendirme için verilen elektrostimülasyon işleri. Ve en son evet bundan da bir fayda yok ve hasta şikayetler var. Ağrıları var, şekil bozukluğu var, arkadaşlarının içine çıkamıyor, aile bu işten muzdarip. Evet, işte orada artık cerrahi yapmakta fayda var. Peki cerrahiye geldiğimiz zaman o zaman bir beklenen bir yaş var mı? Her yaş grubu ameliyat olabilir mi? Şimdi her yaş grubu ameliyat olabilir. Yalnız dediğim gibi bu dereceler göreceli olarak yıllar içinde artıyor. Hemen bir 40 derecelik, 50 derecelik bir skolyoz ortaya çıkmıyor. O yüzden bu süreç içinde çok yakın takipler, 6 ayda bir takipler ve anne babaları bu konuda bilinçlendirmek ve onun sonucunda cerrahiye hazırlamak gerekir. Hemen cerrahi yapmaktan ziyade bu dereceler arasında hastaları görmek ve değerlendirmek gerekiyor. Anne baba için de çok zor. Kesinlikle. Özellikle çocuğun sosyal yaşamı içerisinde çok zor. Bazen tedavi olmamış ve yaşını bayağı almış skolyoz hastaları siz de görüyorsunuz. Kesinlikle. Geç kalma gibi bir tabir bu hastalıkta var mı? Yani ameliyata için geç, her şey için geç gibi. Ya geç kalma tabirini şöyle kullanabiliriz. Semptom dediğimiz şikayetlerle kullanabiliriz. Bir kısım vardır. Doğuştan itibaren evet kemik eğrili skolyoz var. Ama şikayet yok. 20 derece, 25 derece hayat boyu devam edebilir. İlerlemiyorsa. Ama bir grup da var. Devamlı ilerleyici bir skolyoz var. Derece artıyor. Şikayet var. Şimdi böyle bir şikayetin olduğu, sıkıntıların olduğu bir yerde muhakkak cerrahi düşünmek kesinlikle gerekecektir. Ağrısı da var mı bu hastalığın? Ağrısı, sadece görüntü değil herhalde. Yok. Ağrısını şöyle düşünün. Her türlü omurga hastalığında ağrı olabilir. Bel fıtığı, boyun fıtığı, kemik daralması, bunların hepsinde ağrı olabilir. Ağrı işin artık ilerlediğini, yani ilk başlarda ağrı pek olmaz. Ağrının olması derecenin arttığını ve nörolojik olarak da bir takım şeylerin ortaya çıkabileceğini gösterebilir. O yüzden tek başına ağrı skolyozda yeterli değildir. Nörolojik olarak dediniz, evet. Tabii ki boyun kökü ve kuyruk sokumuna kadar ilerliyor dediğinize göre o zaman yani beyni ne kadar, beyni etkiliyor mu bu rahatsızlık? Beyni etkilemiyor, beyni şöyle etkiliyor psikolojik olarak. Aslında en önemli tarafı. Tabii. Yani bu şekil bozukluğu, evet bir şekil bozukluğu ama omurgada beynin devamı. Yani beyin olarak, psikolojik olarak çok önemli. Evet. Yani bu tedavide beyin cerrahları her daim fizyoterapistlerden ve psikologlardan muhakkak aile için destek alıyor ve almaya da devam ediyor. Evet. Skolyozla ilgili peki bu ameliyat sonrası, yani ameliyat kesin çözüm diyebiliyor musunuz? Ameliyat sonrası düz bir omurga elde edeceğiz, sonrasında hayatına kaldığı yerden devam edecek. Sonra ne bekliyor hastayı? Şimdi ameliyat sonrası tabii ki önemli bir süreç. Aileyi ameliyata hazırlamak için psikologlar, fizyoterapistler olabilecek her türlü şeyi hep beraber oturup aileye açıklıyoruz. Sonuçta bu bir şekil bozukluğu. Şekil bozukluğunun hem nörolojik tarafı var hem de hayatı etkileyen tarafı. Şimdi böyle bir durumda tek başına yeterli gelmeyebilir. Mesela ameliyat olup tekrar revizyon dediğimiz hastalar olabilir. Yani revizyon tekrar skolyozun derecesinin arttığı hastalar da olabiliyor. Ama muhakkak ameliyat sınırına gelmiş
bir hastanın ameliyat olması kesinlikle şart. Hı-hı. Ve bunun sonucunda dereceler sıfıra yakın, 5 dereceye kadar, hani 40 derece düşünün, 50 derece ilerleyici bir skolyozu var. 5-10 dereceye kadar düşmekte ve takipleri yapılmakta. Tabii ki şunlar da ailelerin aklına gelebilir. Ameliyat sonrası ne yapacağız? Tamam, ameliyatımız evet. olduk. Bir de bu tarafı var bu işin. Ameliyattan sonra evet biraz meşakkatli süreç, ondan sonra da devam edecek. Hastanın iyileşmesi. Acaba ne zaman ayağa kalkabilir? Hı hı. Yürüyecek mi? Kendi işlerini yapacak mı? Hepsi bir periyot içinde, zaman içinde hepsi psikologlar, fizyoterapistler ve beyin cerrahları tarafından aileye kesin olarak anlatılmaktadır. Ve bu ameliyatlar şu an için çok güzel şekilde, yani dünyada da Türkiye'de hı hı. yapılmakta. Bununla ilgili uzayan rot dediğimiz, hani kısa eskiden tabii ki şu anda yapılıyor yine, eski demeyelim. Ameliyatlarda çubuklar tekrar koyuluyor, düzenlemeler sağlıyor, açılar rahatlatılıyor. Ama çocuğun ilerleyen yaşlarında bir takım tekrar revizyon dediğimiz hı-hı. işlemler olmasın diye kendiliğinden dışarıdan manyetik sistemle uzatılan rotlar kullanılmakta. Bunlar da teknolojinin geliştiği sürece beyin cerrahisi tarafından uygulanmakta. Bunlar da bir ikinci operasyonu minimuma indirmekte. Evet. Peki son olarak şunu da sormak istiyorum hocam. Yani sizin vesilenizle şimdi omurgayı ilgilendiren bir hastalık olduğu için biliyorsunuz bel fıtığı, ya ameliyatlarla ilgili her zaman ön yargılar var. Kötü geçen ameliyatlar kesinlikle. Dolayısıyla işte bel fıtığı ameliyatı oldum, tekrar etti, aman sakın olma. Ya da işte manipüle ederek bunu işte masajlarla çeşitli şekilde tedavi ettiğini söyleyen kişiler var. Evet. Bunlar belki tıp doktoru olmuyor, fizyoterapist, belki bir tıbbın bir ucundan yakalamışlar ama çok da etik gelmiyor. Gelmiyor bana, hani hastayı daha fena yapabilir. Skolyozda böyle talepler ve skolyozu tedavi ettiğini söyleyen kişilerde duyuyor musunuz? Buradan annelere babalara böyle bir şeyin hani çocuğunuza bir faydasının olup olmayacağından biraz siz hekim olarak bahseder misiniz? Şimdi skolyozun dışarıdan manuel fizyoterapiyle vesaireyle tabii ki tedavileri var ama hekim dışı, bilim dışı yapılabilecek her şey skolyozda hiçbir daim yeri yoktur. Nörolojik tabloyu, motor muayene tablosunu daha da kötü hale getirebilir. O yüzden çocukların öncelikle anne babaları tarafından bir doktora, beyin cerrahisine ya da pediatri çocuk doktorlarına götürülüp oradan bizlere ulaşmaları ve bilimin el verdiği şekilde her türlü tedaviye uymaları, ameliyatsa ameliyat, fizikse fizik tedavisini yaptırması gerekir. Onun dışında yapılacak her şey geleceğimiz olan çocuklar için daha bir da takım sıkıntıları beraberinde getirecek. Evet, bir masaj gibi kesinlikle. Şeyler. Hani şimdi kırsal kesimde hep duyuyoruz. Evet. Bilinç biraz daha hani bilgi düştükçe yanlışlar artıyor. O yüzden kesinlikle. Özellikle çocukların omurga eğriliği meselelerinde hiç dokunmamak gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü bunlar çocuklarımızın yani bütün geleceğini etkileyecek. Hı hı. Tek çocuklar etkilenmiyor. Anne baba olarak tabii, bizler de bu işin içindeyiz. Hı hı. Bizler de etkileniyoruz. Çocuk sosyal hayatına giriyor, orada etkileniyor. O yüzden bunları deneyimli ellerde beyin cerrahları tarafından değerlendirilip gerekli tedavi protokollerinin ortaya çıkarılması gerekmekte. Ama fizik tedavi tabii ki bu tedavinin bir aşamasıdır. Her daim yapılabilir, yapılmasında hiçbir sakınca yoktur. Evet, azıcık şüpheniz varsa sevgili izleyicilerimiz, çocuklarımızı elle muayene edeceğiz. Evet. Özellikle kıyafetleri üstünde yokken omuzların kesinlikle. Yüksekliklerine dikkat edeceğiz. Umarız buradan faydalı olmuşuzdur. Skolyozla ilgili aslında aydınlatıcı bilgiler verdik. Siz sinir beyin cerrahı olarak şunu da sormak istiyorum. Biz çocuklarımızı hangi anne düşürmemiştir? Kesinlikle. Uyurken hangi anne koşarak güm diye bir sesle koşmamıştır? Evet. Uyurken çocuk döner evet. yere düşer. Ağlar susar. Kesinlikle. Böyle durumlarda bazen bir şeyleri atlıyor olabilir miyiz acaba? Onların beyinleri çok yumuşak. Şu kafa travmalarından bize birazcık bahseder kesinlikle, misin? Kesinlikle efendim. Şimdi tabii ki ben de bir çocuk sahibiyim, babayım. Allah bizim de zaman içinde çocuğumuzun düştüğü anlar oldu. Eşim de, bir de siz o branşın evet, hekimi olarak ne yaptınız? Ben içinde olduğum halde yani. Eşim de soruyordu bana hı. ne yapalım, aman doktora gidelim mi ya da hastaneye götürelim mi? Ya burada önemli olan tabii ki çocuklar düşerek
yerlerde büyüyecek, koşarak, düşerek. Burada önemli olan kafa travmalarında şiddet çok önemli. Hı hı. Kafa travmasının şiddeti. Bakın çok hafif bir yerden düşebilirsiniz. Hı hı. Çok ciddi bir kafa travması yaşarsınız. 5 metreden düşersiniz, hiçbir şey olmaz. Burada kafa travmasında şiddet çok önemli. Yüksek enerjili dediğimiz, yüksek enerjili travmalara maruz kalma, kafa travmalarında çok ciddi nedenlere yol açabilir. Ama bir koltuktan düşme, sandalyeden düşme, hı-hı, ya da çocuğun emekleme döneminde koltuklara tutunurken düşmesi. Evet, aileler bu işte tabii ki bizler kadar bu işleri bilmediği için, hı-hı, kesinlikle panik olmalarında hani bir sakınca görmüyorum. Ama önemli olan çocuğu izlemek. Biz evet, her daim yani, söylüyoruz. Hı hı. Şiddetini bilemeyebiliriz. Bilemeyebiliriz. Çocukta ne gözlemlersek biraz ciddiye alıp hekime gidelim. Kesinlikle işte zaten bütün her şey burada başlıyor. Daha önce canlı, aktif, yürüyen, koşan, emekleyen bir çocukta koltuktan düşürdük. Genellikle ilk 6 saat içinde kafa travmalarında bir takım semptomlar dediğimiz kafa içindeki sıkıntıları dışarıya yansıtan bulgular ortaya çıkabilir. Hı. Bunda çocuğumuz her şekilde güzel, iyi ama düştükten sonra bir uyku hali. Hı. Hani normalin dışında hani uyandırmaya çalışıyoruz. Uyanmada gecikiyor. Tepkiler gecikiyor. Hareketler yavaşlamış. Kusmalar var. Bilinç dediğimiz işte burada bilinç, hmm, ortaya çıkıyor. Bilinç bozukluklarında muhakkak çocuklarına bir beyin cerrahisi hekimine göstermelerinde fayda var. Ama tabii ki bu bilinç bulanıklıkları tek başına kafa içinde herhangi bir lezyon olduğunu göstermiyor. Her düşme bilinç düzeyinde bir takım değişiklikler yaratabilir. Ama bunlar hepsi sınırlı sayıdadır. Ama kanama, dediğim şekilde uyku hali, emmeme, emen bir çocuğun emmemesi, yememesi ve fışkırır tarzda, hani halk hep, halk arasında söylenir ya, fışkırır tarzda kurstu. Evet. Bunlara dikkat edip en yakın beyin cerrahisi uzmanına götürmelerinde fayda var. Evet, bunu da belirttiğimiz çok, evet, iyi oldu. En önemli cümleniz de benim dikkatimi çeken, ne kadar yükseklikten düştüğü önemli değil. Kesinlikle. Şiddet önemli. Aman aman çok yakın yerden düştü, bir şey olmaz değil. Biz onu bilmiyorsak gözlemleyeceğiz. Kesinlikle. Bir de erken, hemen böyle uyutmayın falan derler kafa travmalarından, evet, sonra. Evet, oradaki tüm olay bilinç düzeyini görmek için. Genelde, evet, 6 saat içinde aralıklı olarak, hı, bunu 24 saate kadar riskli hastalarda uzatabiliriz. 2 saat arayla anne babalar, hı, çocuklarını böyle yatağında sever tarzda uyandırıp, hı hı, işte ona yönelik bir takım hal hareketlerde, evet, bulunmaları tabii ki önlem olarak her daim mevcuttur. Evet, çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgiler verdiniz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, beyin omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Şevki Gök bizimle beraberdi. Skolyozu ve kısacık da olsa beyin travmalarını, düşmeleri konuştuk. Az sonra çocuklarda uyku problemlerini konuşacağız, yöntemlerini konuşacağız. Lütfen ayrılmayın. Ben Annem devam ediyor. Bir kere 5 defa vuruyorum. Şimdi yeni doğmuş bebeğimizde anneleri en çok korkutan yer göbek kordu. Ama şu mafini yiyip aman ne yedim ki canım deyip arkasına yine bir şey yiyebilirsiniz. Ben aslında kendinizi yaşayın istiyorum. Geliyorlar, bakıyorlar, nefes alıyor mu? Aile tablosunu doğru bir şekilde değerlendirmek şart. Vücut omurganın bittiği yere biniyor. Yani şuraya biniyor. Soğan koyduk. Yaban mersini koyduk. Çörek otu koyduk. Bal ve pekmez koyduk. Gitmiş almış çocuğun bezini. Bunu biliyor musunuz? Bundan evin her tarafında var diye başladı. Ben Anneyim devam ediyor sevgili izleyiciler. Uyku meleğimiz bizimle beraber bu bölümde seride Samur Kaç. Samur Kaş, ben en başından beri düzgün söylemeye çalıştıkça yanlış oluyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Samur Kaş ama hem isim hem soy isim böyle evet, enteresan olunca söylemesi. Herkes aynı şeyi yapıyordur herhalde. Evet evet ben çok alışığım hiç problem değil. İyi rahatlatayım ki. Nasılsınız iyisiniz? Teşekkürler siz nasılsınız? İyiyiz biz de iyi ki varsınız gerçekten pek çok annenin de yani yardımcısısınız. Çünkü pek çok anne daha dün akşamdan hemen sorular yazmaya evet. başladılar. Size de zaten hep ulaşıyorlar. Şu uyku meselemiz bizim hele hele şimdi böyle yeni 0-4 yaş arasını konuşacağız değil mi biz hemen hemen. Yani 6'ya kadar devam 6'ya edebiliyoruz. Kadar, evet anneleri aslında 10 yaşını bulmuş hala gece 2'de yatıp sabah sürünerek kalkan çocuklar da var. Anneler bizi dikkatle izliyorlar. Sorular da çok fazla. Sorulara geçmeden azıcık biz bahsedelim o zaman. Bu uyku problemleri neden yaşanıyor? Ne oluyor da bizim çocuklar böyle? Aslında dünya istatistiklerine baktığınız zaman her 4 çocuktan biraz önce de söylemiştiniz. Her 4 çocuktan bir tanesi uyku problemine sahip. Hı hı. Uyku problemi illa gece uyanmak da değil. Geç yatmak, çok erken kalkmak. Erken kalkmayı biz 6'dan önce kalkmak olarak nitelendiriyoruz. Hı hı. Ne yazık ki 6'dan sonrası bizler için zor olsa da çocuklar için normal bir kalkış saati. İlla doğdukları anda gerçekleşmeyebiliyor. Özellikle 4. aydan sonra ortaya çıkan bir gece uyanmalarında fazlalaşma olabiliyor. Veya yürümeye başladıktan sonra gerçekleşebiliyor. Hatta ilkokul çağlarında başlayan uyku sorunları da olabiliyor. Aslına baktığınızda özellikle küçük yaştaki uyku problemi ya da gece sık kalkmalar 5 tane ana noktaya bağlı. Bunlardan 3'ü gündüz uykularıyla alakalı. Gündüz uyuma süreleriyle, ayakta kalma süreleriyle ve yatış, akşam uykusuna geçiş saatleriyle alakalı. Bir 4. nokta tıbbi sebepler. Ve en sonunda da kendi başına uykuya dalmayı bilememe geliyor. Aslında baktığınızda işte bir uyku koçunu eşleştirdiği annelerin uyku eğitimi ama uyku eğitimi denilen şey kendi başına uyumayı öğretmek ve bu saydığım 5 maddeden sadece bir tanesi. Evet ve bizim annelerin zaafı yani tek başına bırakamama, ağlamasına dayanamama, hemen koynumuza, yanımıza alma ya da yanına uzanma. Yaptığımız yanlışlardan bahsedelim mi azıcık? Yani biz mesela belki de şu mesela gündüz uykusunda etrafı karanlık yapmak doğru mu? En sık hani geceymiş hissi vereyim çocuğa düşüncesi doğru mu? Onu merak ediyorum. Şimdi sık yapılan bir şey. İlk bir ay ya da 40 günde geceyle gündüzü ayırt etmesi için biraz daha aydınlıkta gündüzleri yatırmakta fayda var. Ama gece gündüz ayırdığına vardığı andan itibaren çocuk gibi bu 2 ayı geçmez. Ondan sonra gündüzleri olabildiğince loş, geceleri ise zifiri karanlıkta uyumaları gerekir. Gece çocukken. Lambası önermiyorsunuz. Odada kesinlikle hafif. Önermiyorum. Öyle ama mi? Oda dışından gelecek bir ışık kaynağıyla kalktığınızda özellikle ilk 6 ayda beslemek için kalktığınızda görebilmeniz açısından olabilir. Ama onun dışında sadece bebekler için değil bizler için de zifiri karanlık da uyumak çok önemli. Evet, çünkü melatonin hormonu yani bağışıklığı sağlayan bizi derin uykuya geçiren büyüme hormonuna kapı açan kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya geçişin gerçekleşeceği derin uykunun sürmesini sağlayan hormon karanlıkta salgılanıyor. Ya ne kadar önemli. Biz yani gözünü açtığında zifiri karanlığa açmasın diye başucunda bir gece lambası evet. kullanırız. Bunu yapmamak lazım gerekiyor. O zaman. Diğer yanlışlardan biri işte bu emerek uyutma meselemiz var. Hı hı. Yani bundan vazgeçirmek çok önemli. Onu nasıl yapacağız? Şimdi şöyle söyleyeyim. İlk 2,5 ayda çocuklar daha doğrusu ilk 10 haftada rutinsel öğrenme diye bir şeyleri yoktur çocukların. Ha, öğrenmezler yani. Evet bir şeyden sonra bir şey gelir yani öğrenmeleri 2,5-3 yaşına kadar bir şeyden sonra bir şey gelir şeklindedir. Bu 10. haftaya kadar yoktur beyinsel gelişimde. Hı. 10. haftadan sonra gerçekleşir. Dolayısıyla da ilk 2,5 ay istediğiniz şekilde uyutabilirsiniz bebeğinizi. Hmm. Bu öğrenme olmadığı için. 10. haftadan sonra ise yavaş yavaş artık en azından emzirmenin bir uyku aracı olmaması gerekir. Evet. Emzirmeyin asla demiyorum. Kendi başına uyumayı öğretirken asla emzirmeyi bırakmak zorunda değil anneler. Hmm. Ama emzirirken emzirmenin bir uyku aracı olması, emzirirken uykuya dalması bizim açımızdan sakıncalı. Bunun da sebebi şu, melatonin hormonu eğer vücutta olması gereken seviyede değilse,
ki bunun sebebi yorgunluktan dolayı vücudumuzun salgıladığı hormonun baskın olmasıdır. O baskınken melatonin yer bulup salgılanamaz. Ve melatonin hormonunu emmek yapay olarak salgılanmasına sebep olur. Hmm. Şimdi ikisi yorgunluk hormonuyla melatonin hormonu aynı anda eşit olarak duramayacakları için melatonini yapay olarak salgılattığımızda çocuk çok kolay uykuya geçer. Bu nedenle de anne emzirerek uykuya geçirmeyi tercih eder. Ama orada bir sonraki aşamada dezavantaj olarak döner. Çünkü ikisi eşit olarak aynı anda duramayacağı için daha baskın olan yorgunluk hormonu yapay olan kısmı baskılar ve kısa süre sonra uyanma yapar. Evet, en hoşlanılmayan durumda uyuttuğun an parmak ucunda yürürsün ve o arkadan uyanır. Evet. Yani annelerin aslında şöyle bir, yani izleyen pek çok anne şöyle diyor, uyusun da nasıl uyursa uyusun diyen evet. anneler var. İster emerek uyusun, ister ışıkta, ister karanlıkta. Niye bu raddeye geliyoruz biz? Çünkü çok yorgun anneler de. Evet. Yani anneler de çok yorgun. Annelerin de vücudu melatonin salgılanıyor uyuyamamaktan dolayı. Hı hı. Dolayısıyla o stres çok normal, o gerginlik çok normal. Bir an önce uyusun diye gözünün içine bakmak çok normal. Ama şöyle bir şey var. Bu bitmeyen bir kısır döngü. Bunu yaptıkları sürece bu uykusuzluk hem bebek için hem anne için bitmeyecek. Bir de çok fazla şöyle bir söylem var. Aman o uyusun da ben uyumamaya razıyım. Hı hı. Ama bebek de uyumuyor. Orada farkında olmadığımız şey o. Gecede 15 kez kalkan bebek biliyorum ben. Hı hı. 15 kez kalkması bir bebeğin demek uyuması demek değil. Gecede 3 kez 6 aydan sonra 3 kez kalkan bebek için de uyumak değil. Sizin uyandığınız gibi aslında o da uyanıyor. Ve çok ihtiyacı var melatonin hormonunun vücudunun doğru bir şekilde salgılamasına. Öğrenmek için, büyümek için ve daha rahat gün içerisinde sizinle geçirdiği vakitlerden zevk alabilmesi için. Evet. Sorulara geçeceğiz birazdan. Hazır bebeğimiz de varken biz yani pış pışlama dediğimiz sallama şeklini seviyoruz. Yani fiziksel olarak yatırma, uyutma işleminde bizim yapabileceklerimiz, yani yapmamız gerekenler nedir? Yoksa böyle yatağa yatırıp iyi geceler, iyi uykular deyip gidecek miyiz yani? En ideali gerçekten yatağa yatırıp, yani uyanık olan bir bebeği, bu arada memede rehavet çökmesini sağlamadığımız şekilde bir bebeği uyanıkken yatağına koymak ve sonra iyi geceler deyip çıkmak. Ama buna gelinceye kadar çocuklarda neden sonuç ilişkisi bebekken olmadığı için ancak rutinsel olarak öğrenebilirler. Yani biz bebeğimizi alıp kucağımıza sürekli olarak şu şekilde sallıyorsak, ya da omuzda fark etmez, omuzda bu şekilde sığabilen bebeklerde, bu şekilde ayakta, yani ayakları evet, uzatıp her türlü şekilde bu öğreniyor bebek. Uyku vücudun otomatik bir tepkisidir. Nefes almak gibidir. Uyunur. Ama uykuya dalmak bir davranış biçimidir. Uykuya nasıl dalarsanız gece uyku aralıkları arasındaki bütün insanlar uyku döngülerinde uyurlar ve bir döngüden diğerine geçerken dün gece 8 saat kesintisiz uyuduğunuzu düşünseniz bile aslında 4 ya da 5 saat hafif bir uyanıklık geçirdiniz. Siz de ben de. Bebekler de bunu geçirir ve bizden daha fazla geçirir. O arada bu uyaranı olmadığını fark ettiği anda, ki bu genelde sabaha karşı gerçekleşir. Çünkü melatonin düşünce uyku aralıkları daha net hale gelir. Fark ettiği anda o uyaranı alabilmek için ağlar. Neden? Çünkü gel uyaranı ver ve uyuyayım. Başka türlü uyumayı bilmiyorum. Uyku ise belirli bir noktada artık yorgunluk da olsa, yorgun olmadan da yatağa koysak gerçekleşecek olan bir şeydir. Ama gerçekleşmesi demek, yani uyuyabilmek demek uyanmayacağı anlamına gelmez. Her bebek uyur, her insan uyur ama önemli olan o uykunun devamını sağlayabilmektir. Evet, bu arada hemen aklıma geldi. Bu hafta, yani bu cuma uyku günüymüş, evet, değil mi? Dünya Uyku Günü. Kaç kişi biliyordu ki? Çok az, çünkü biz ilk kutlamaya başladığımızda öyle bir gün mü var diye çok soru aldık. Her Mart ayının 3. cuması kutlanıyor. Dolayısıyla böyle tek bilinen bir günü yok. Geçen sene 17'siydi, bu sene 16'sı. Ve biz 3 senedir uyku konusunda farkındalık, uykunun
kaliteli ve sağlıklı bir uykunun evet. farkındalığı konusunda bugünü kutluyoruz. Sağ olsun farklı branşlardaki arkadaşlarımız da yavaş yavaş buna sahip çıkmaya başladılar. Ve hep birlikte bu farkındalığı uyandırmamız gerekiyor. Çünkü konu sadece bebeklerde değil. Tabii yetişkinlerde de. Evet, biz sizi nasıl büyüttük ki cümlelerini çok duyuyoruz. Ama aslında bugün baktığınızda Türkiye'de çok ciddi anlamda uyku problemi olan bir yetişkin kitlesi var. Televizyon karşısında uyuyanlar, gece kalkıp yemek yiyenler, çok geç yatanlar, bunların hepsi bir uyku problemi. Sadece bunun bir problem olduğunun henüz farkında ve bilincinde değiliz. Evet, sabahları yorgun uyanıyoruz bazen. Evet. Halbuki gece belki 5 kere uyandık. Ya da yeterince melatoninin salgılanmasına sebebiyet vermediğimiz için, uyuduğumuz ortam doğru ortam olmadığı için o dinlenmeyi alarak uyanamıyoruz ve yorgun kalkıyoruz. Evet. Peki soru cevaplarını bekleyen izleyicilerimiz var. Evet. Hem soruları cevaplamış oluruz hem de aslında merak edilenleri de söylemiş olacağız. İzleyicimiz diyor ki Öznur Hanım, hemen öp, 6 aylık bir bebeği var. Bir aydır uyku düzeni oluşturmaya çalışıyor ama başarılı olamamış. Mama verip 20'de yatırıyorum. 22'ye kadar da 4 kere uyanıyor. Sonra 22'den 01.30'a kadar kalkmadan uyuyor. Sonra 6.30'a kadar her saat başı uyanıyor, emiyor, 6.30'da güne başlıyor. Bir türlü bu düzenden çıkamıyoruz, ne yapmam lazım? Şimdi bu düzenin içerisinde aslında iki farklı tablo var. Bir ilk yattıktan sonraki uyanma var, bir de gece 1.30'dan sonraki uyanmalar var. Gece 1.30'dan sonraki uyanmalar daha çok yorgunluğa bağlıdır. Yani gündüz uyku süreleri ve ayakta kalış sürelerine bağlıdır. Gündüzde 3 kez uyuyormuş, 45 dakikayı geçmeyecek şekilde. Evet, zaten kendi içinde şeyin cevabını vermiş. 45 dakikalık bir uyku bizim için felaket uykusudur. Burada uzun uzun anlatamam ama bizim YouTube kanalımızda bunun bir videosu var. Felaket uykusu başlıklı. Ve o uygulamayı yaptığı zaman aileler %100 bu 45 dakikalık uykular bir saatin üzerine çıkıyor. 6 aydan büyük bir bebeğin bir saatin üzerinde, her bir uykusunun bir saatin üzerinde olması lazım ki dinlenme gelsin. Ve 6 aydan büyük bir bebek örneğinden gidersek yaklaşık 2,5 saat ortalama iki uyku arasında ayakta kalır. Eğer bunu bir saat fazladan ayakta kalırsa yaklaşık %50 fazladan ayakta kalmış olur. Şimdi yetişkine oranladığımızda bizler 16 saat ayakta kalabiliriz teoride. %50 fazlası 8 saattir. Bir yetişkin 24 saat uyumadan ayakta kaldığında ne kadar yoruluyorsa 6 aylık bir bebek sadece bir saat fazladan ayakta kalarak tam felaket uykusu. Gerçekten ismi çok doğru bulmuşsunuz yani. O zaman kesintisiz 3 saat uyumasını bekliyoruz. Yok. 2,5 saat ayakta kalmasını bekliyoruz. 1 saatin üzerinde uyumasını bekliyoruz. Ha, 6 aylıktan bahsediyorum. 6 aylıktan bahsediyorum. Evet. Uykular kısaldıkça yine yetişkinle şey yaptığımız zaman, oranladığımız zaman işte 60 dakikalık bir uyku yerine 45 dakikalık bir uyku uyuduğu zaman aslında yetişkinin o gece 6 saat uyumasıyla hemen hemen eşdeğer geliyor. O nedenle de çok ne kadar gündüz doğru sürelerde uyurlar ve doğru sürelerde ayakta kalırlar, geceye bunun olumlu yansıması o kadar olur. Ama burada şuna çok dikkat etmeliler. Öyle bugünden yarın olmaz. Uyku işinde hızlı diye bir şey yoktur. Gerçekte dinlenmenin gelmeye başlaması, uyku sürelerine uymaya başladıktan sonra bir iki haftayı bulur. İki hafta sonra ancak aile evet bir şeyler değişiyor der. İşte bu değiştirme meselesi çok zor. Yani nasıl değiştireceğim kısmında uykunun önemini, değerini, işte büyümesine, sağlıklı bir çocuk olmasına, hatta sinir sistemine ne kadar faydalı olduğunu biliyoruz. Ama bir türlü o öğrettiğimiz şeyleri bırakamıyoruz. İşte emzirmeyi bırakamıyoruz. Gece ne bileyim belki o gece lambasını bırakamıyoruz. Bir sürü bırakmamız gereken şey var. O değişikliği geçme süreci. Orada çok tutarlılık ve kararlılık gerekiyor. Yani bağrımıza taş basacağız. Çünkü o ağlayan çocuğu görünce. Şöyle yine ağlamak, yani kendi bu uyku düzenini oluşturmak için ağlaması, bir kere gündüz uyku düzenini oluşturması için kesinlikle ağlamasına gerek yok. Onun zaten bebekler eğer aşırı yorgun değillerse mutlaka bir uyku sinyali verirler. Göz kaşıyabilirler, saç çekebilirler, esneyebilirler, mızmızlanabilirler. Her mızmızlanma illa acıktıkları, özellikle daha küçükken acıktıkları anlamına gelmez. Bunları takip ederek doğru uyku saatlerini yakaladığı zaman aileler geceye çok daha rahat bir geçiş yaparlar. Kendi başına uyumayı öğretme noktasında da ben hep ailelere şunu anlatırım. Bu bir deneyim, yeni bir deneyim. Dolayısıyla bir değişim.
değişim durumunda hepimizin endişesi yükselir. Hı-hı. Çocuklar da endişeyi ilkokul çağına kadar öfke ve ağlama olarak dışarı vururlar. Hı-hı. Çünkü bunu ifade edemezler. Şimdi aslında anlatmaya çalıştığı şey şu: anne ne yapıyorsun anlamıyorum ve çok uykum var, ne olur yaptığını yap da ben uyuyayım. Ama bir öte yandan da yanlış bir alışkanlığa sahip, bunu da değiştirmek için yavaş yavaş bu değişimi vermemiz gerekir. Bu illa memeden kesip, memeden çıkartıp, illa hemen yatağa koyup bırakıp çıkıp şeklinde olması gerekmiyor. Zaten bizim şey yaptığımız, izlediğimiz nokta da bu değil. Bizim yaptığımız, evet, memede uyuyan bir bebekse, o zaman ben diyorum ki 2 gün meme dışında bir şekilde uyutun. Bir şekilde. Hmm. Ayakta sallayabilirsiniz, yürüyebilirsiniz, pusete koyabilirsiniz. Evin dışında uyutmayın sadece. Hmm. Arabaya koyup dışarılarda dolaşmayın. Ya o yöntemler de var. Ya, bu tabii. Konu derya deniz aslında. O kadar çok şey var çok, ki konuşulacak. Çok. Ama oradan mesela kucakta yürüyerek uyutmaya geçtiği zaman bu sefer de ritmik olarak bu yürümeyi azaltabilir aileler. Hmm. Ondan sonra yatağa koyup destekle uyutabilirler. Destekledim, okşayarak, hmm, severek, tabii ki ağladığı zaman kucağa alarak. En önemli şey anne kucağı. Hmm. Ama yavaş yavaş o yöne doğru gitmeliler. Ha, bunu daha hızlı yapabilen anneler var. Hmm. Daha yavaş yapabilen anneler var. Buradaki asıl olay tutarlı olmak. Kararlı. İlla o yöntem ya da bu yöntem olması da gerekmiyor. Kendi yöntemlerini de oluşturabilirler. Ama orada bir kararlılık ve tutarlılık mutlaka olması gerekiyor. Evet. Peki hemen sorularla devam edelim. 5 yaşında bir kızı var Ayşen Hanım'ın. Uyku düzenimiz hiç iyi değil. Anaokuluna gidiyor. 7.30'da zor uyandırıyorum. 12.30'da eve geliyor öğlen. Hı. Ve gece 1'e 2'ye kadar uyumuyor. Uyurken televizyon seyretmek istiyor. Çok duyduğumuz hikayeler bunlar. Bizimle pazarlık yapıyor. Ne yapmalıyım? Lütfen yardımcı olur musunuz? Yani televizyonu kapatırsan uyumam diyor falan herhalde. Yani bazen çocuklar çok uykusu olduğu halde uyumamaya çalışır. Çünkü uyuyamıyorlar. Hmm. Bu kadar yorgun bir dalamıyor. Çocuk. Geceli, yani bu yaştaki bir çocukta gece ihtiyacı olan süre 10 saat. Yorgunluktan uykuya geçemiyor. Neden televizyon karşısında uyuyabiliyor? Çünkü televizyon parlak ışık kaynağı ve kırpışan renkler kaynağı. Hmm. Kırpışan renkler bu yaştaki çocukları transa, yarı transa geçiriyor ve beyin dinleniyormuş gibi geliyor. Fakat televizyonun karşısından kalkan çocuklar, televizyonun karşısında uyuyup kalkan çocuklar fişek gibi olurlar. Çünkü parlak ışıktan dolayı, televizyonun yaydığı parlak ışıktan dolayı derin uykuya dalamazlar. Mesela böyle bir çocukta benim önerim şu olur. Tıpkı jet lag'e, yani saat farkından dolayı uyku düzenini yeniden oluşturmaya yapıyormuş gibi her iki gecede bir saat öne çekebilir yatış saatini. Hmm. Ama mutlaka uyumayacağını kabul ederek. Uyuyamayacak çünkü. Yani o yorgunlukla o uykuya dalamayacak. Böyle bir çocuk da eğer gece kesintisi uyuyorsa çok şanslılar. Ama genelde böyle çocuklarda gece kesinti de olur. Uyku arası da uyanır. Ama buradaki şey çok sabır ve her iki günde bir saat daha öne çekerek çok rahatlıkla 9'lara kadar indirebilir uyuma saatini. Ama şimdi ne yaparsa yapsın anne, yatmayacağım, gitmeyeceğim, kapama televizyonu, bir terör estirirse evde. Tabii. Ama o teröre karşı en güzel tavır sakin olmak. Hı hı. Ve kuralın artık o olduğunu söylemek. Şimdi çocuklar bizden daha tutarlı ve kararlılar. Orada öyle kararlılık gerekiyor ki bir günlük bir esneme, bugün çok yorgunum, uğraşamayacağım, misafir var, yapamayacağım, komşular ne der, aman bugün daha rahat geçirelim, evet, denildiği anda çocuk oradan en ufacık bir ışığı gördüğü anda o kapıyı açar. Duruma göre fikir değiştirmeyeceğiz. Yani. Evet. O kararlılık her durumda sürecek. 8 aylık oğlu var izleyicimizin. 1,5 ay önce uyku eğitimi vermişler. 15 gün önce bitti. Çok zor bir süreç geçirmedik ama şu 4 gündür gündüzleri yatağına koyduğumda çok ağlıyor. Dayanamıyorum. Kucağıma alıyorum. Odadan çıkartıyorum. Sonra uyusun diye ama çok uykusu oluyor. 15 dakika sonra tekrar deniyorum. 8. ayda ayrılma korkusu olabilir diye okudum. Çözümü nedir? 8. ayda değil ama 9. aydan itibaren gerçekten 9 ile 12 arasında özellikle ayrılık anksiyetesi gelişimlerinin bir parçası olarak gerçekleşebilir. Hı hı. Uyku da bir ayrılıktır. Burada dolayısıyla bir direnç başlayabilir. Bu noktada bırakıp çıkmak yerine yanında oturup ona birazcık destek vererek özellikle gündüzleri uyutmak
işe yarar. Bir de güzel bir şey, çocuklar gündüz uyutulma şekilleriyle gece uyutulma şekillerini birbirinden ayırt ederler. Gündüz böyle destek vererek uyuturken gece hala iyi geceler deyip uyanıkken yatağına bırakıp çıkarak uyumasını sağlayabilir anne. Evet, 14 aylık bir kızı var, emerek uyuyor. İzleyicimizi nasıl keseceğimi bilmiyor, bilmiyorum diyor. Kaç defa uyanıyor bilmiyorum. Açlıktan değil, hiç süt çekmiyor çünkü. Meme ağzında dursun istiyor. Evet. Yine hep karşılaştığımız bir şey. İşe başlayacağım yakın zamanda, ne yapacağımı bilmiyorum demiş izleyicimiz. İşte o anne bağımlılığı mı, meme bağımlılığı Şimdi mı? Şimdi öncelikle burada ben annelere şeyi sorarım. Siz hazır mısınız? Ayrılmaya. Evet. Eğer anne hazır değilse, zaten çocuk bu süreçte ne olduğunu anlamadığı bir şeyle karşılaştığı için annenin de o tedirginliğinden dolayı daha çok endişesi yükselir. Endişe yükselince de ağlama daha fazlalaşır. Ama çok rahatlıkla nasıl uyutursa uyutsun ama uyutsun şeklinde bir uygulamayla en azından memede uyumaktan uzaklaştırabilir bu annemiz. Otomatik olarak 2 ya da 3 gece içerisinde uyanma sayıları hemen hemen yarı yarıya düşer. Evet, yani aslında o kadar çok uyku problemi çeşidi var ki çok. Her çocuğun, her annenin farklı farklı. Bir soru daha soralım, sonra biraz genel konulara geçelim. 84 günlük bir bebek uyku için deliriyor, gözleri kızarıyor ama uykuları 30'ar dakika. Fakat gece 12'de derin uykuya giriyor, 6'da besliyorum, 10-11'e kadar da uyuyormuş. Onun harici 2 saatte bir şekerlemeler yapıyor. Nasıl düzene sokabilirim ki? Bu iyi bir tablo bence biraz. Yani hani şimdi şöyle uyuyor. Söyleyeyim, şu an için iyi bir tablo. 30'ar dakikalık uykular 4. ayın sonunda bir anda geceleri sık uyanmayla sonuçlanır. Buradaki ikinci nokta 10'a 11'e kadar uyuyor olması. Aslında 10'a 11'e kadar uyumaması lazım. O uyku artık gün doğduğu için melatonin salgılanmasının gerçekleşmediği ve faydalı bir uyku değil. Benim burada bu anneye önerim şu olur: en geç saat 7.30-8'de uyandırması ve gündüze başlaması, ki 12'de olan gece yatışını 9 hatta 8 gibi gerçekleştiriyor olması. 30 dakikalık uykuları uzatmak için şimdiden çalışmaya başlayabilir, yine felaket uykusu çünkü bu. Biraz daha büyük yaşlardaki çocuklara göre bir tık daha uzun sürer sadece, ama mutlaka uzar. Yani bu şekilde bu tabloyla giderse şu anda gece en azından bir 6 saat uyuyorlar. 4. ayın sonunda, ki bir şeyleri de kalmamış 4. ayın sonuna. Evet, evet. Bir anda yandım Allah diye durumu nasıl çözeceğini araştırmaya başlayan olarak bulabilir kendini. Evet. Peki sorularımıza devam etmek isterdik tabii ama süremiz azalıyor. Çok kısa bir reklam arası verelim. Az sonra devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Evet, devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Çok sorular var. Seride Samurkaş, uyku meleğimiz bizimle beraber. Gerçekten benzer problemler var ama herkes tabii bireysel olarak kendisine cevap bekliyor. Evet. Ama biz genel olarak şunu belirtelim ki, siz de söylediniz, bunun bir yaşı yok. 10 yaşında da uyku problemi çeken çocuklar var. Her yaşta var. Yani bebeklikten ergenliğe, yaşlığa kadar her yaşta var ve bunun geç kalınmış bir noktası yok. Yani benim çocuğum 3 yaşında, 6 yaşında artık bunu çözemeyiz diye bir şey yok. Mutlaka ve mutlaka çözülür. Nedir? Daha zordur. Çünkü daha çok tutarlı olmamız gerekir. Karşımızdaki artık bize çok akılcı cevaplar verebilen ya da bahaneler üretebilen bir çocuktur. Daha zorlanırız ama mutlaka ve mutlaka çözüm yolu vardır. Anneler çocuklarının gelişimleri ve sağlıkları açısından bu uyku problemini önemsemeli. Çünkü yapılan araştırmalarda sadece beslenmenin, doğru beslenmenin yeterli olmadığı, gece uykusunun da sağlığa çok önemli bir noktada etki ettiğini tabii gösteriyor. Beslenme kadar önemli bir noktayı hep biz göz ardı ediyoruz. Genelde Türk annesi yedirme içirme yönünde bir daha çok uğraşısı oluyor. Ama uyku da, gecede bir kere uyanmakta 6 aydan sonra ciddi bir uyku problemini gösteriyor olabilir. Sağlıklı nesiller için uyku da şart. Evet, kesinlikle, hep derlerdi zaten değil mi? Hani uyursan büyürsün. Evet. O yüzden bunun altını çiziyor. Uyku önemli. Eğitim için hiçbir zaman geç değil. Çocuğun yaşı hiç önemli değil. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, maalesef süremizi bitirdik. Gerçekten çok sorularımız var ama Seride Hanım kendi de belirtti. YouTube kanalında her detaya yer vermiş. Bütün sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz Uyku Meleği kanalından.
Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkür ben anneyim de yarın tekrar beraber olacağız. Umarız iyi bir haftaya başlangıç yapmışsınızdır. Günü güzel tamamlayın. 360 ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.